Aslında bu emekli zammı, memur zammını konuşuyoruz. Artık bir aydan az süre kalmışken bu açıklamalar kritikti. Evet. Ancak bir şey dikkat çekti. Herkesin gelirini arttıracak çalışmalar yapıldığını vurguladı. Soracağım bunun altına. Ücretlerle altını. ilgili evet. dedi. Evet. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Yine bir diğer başlık vatandaşımızın üzerindeki hayat pahalılığının farkındayız. E, bu yükü azaltmaya çalışıyoruz. Bu konuda programlar hazırlıyoruz açıklaması da kuşkusuz önemliydi ama e, dilerseniz 3600 ek göstergeyi konuşarak başlayalım. Başım. Herkesin e, bir iyileştirmesi olacak başlığı altında. Diğer başlıkları da merak ettiklerinizi Şimdi, soracağım Faruk Erdem'e. Evet. E, 3600 ek gösterge bugünün konusu. Evet. E, dün Sayın Cumhurbaşkanı aslında e, açıklama yaparken ...biraz ipucu da verdi. Bütün kesimleri kapsayacağını, emeklileri de kapsayacağını söyledi. Evet. Ki çok önemliydi, en çok merak edilen... ...hatta biz de burada en çok onu konuşuyorduk hatırlarsan. Hani mevcut memurları kapsayacak ama... ...emekli olmuş memurları da kapsayacak mı diye. Dolayısıyla o konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağırlığını koyduğu belli oldu orada. Bugün saat 14'te yapılan açıklama öyle. Kabine toplanacak. E işte kabine sonrasında da bu 3600 ek göstergenin bütün detayları açıklanacak. Ee, bazı hani bilgiler var. Onları hemen tekrarlayalım istersen. Hı hı. 500 800 puan artacak. Zaten söylemiştim. Hani bütün evet. ünvanlar elden geçirildi ve e, sadece 3600 değil 3600'ün üstündeki ek gösterge sahibi yöneticilerin de ek göstergelerinde bir artış olacak. Altındakilerin yine ek göstergelerinde artış olacak. Burada belki yok ama şunu söyleyeyim. E, tazminat yansıtma oranlarında da artışlar olacak. Bazen ek gösterge artmasa bile tazminat yansıtma oranı arttırıldığı zaman yani memurların aslında maaşlarını ve emekli maaşlarını belirleyen kriterlerden birisi bu tazminat yansıtma oranları memurken aldıkları maaşa yakın emekli maaşı almalarını sağlıyor. Bu da aslında emekli maaşlarını arttıracak. İşte ortalama 1300 lira artışlar olacak. Bazı 25 yıllıklarda 1100 lira bulacak. İkramiyeler 50 bin liraya kadar yükselecek. 40 bin lira artan olacak. 36 bin lira artan olacak. İki alternatif sunulmuştu dedim ben orada. Evet. İlk alternatif polis, hemşire, din görevli öğretmen. Yani dört meslek grubuydu ama Sayın Cumhurbaşkanı geniş kapsamlı olanı <laughs> e, uygulanmasına karar verdi. Onu görüyoruz. Dolayısıyla bütün kamu çalışanları hatta dör, sadece dört yıllık üniversite mezunu değil, ön lisans mezunu arkadaşlarımızın da kapsamı alındı görüyoruz geniş kapsamlı bu yeni tasarıda ki 5 milyondan fazla denildiğine göre zaten işte hem mevcut memurlar hem de emekliler Hı. burada yer alacak. Bir var diğer var gelecek şimdi onun üzerine de yorumlarınızı evet. alalım. Polis öğretmen başlığı devam ediyor sonrasında Doğru. bu başlıklar. Dediğiniz gibi genişletildi. Aynı. Birkaç örnek Şimdi verelim. Şimdi 2200'den 3600'e çıktığı zaman e, emekli maaşı 5571'den 6840 liraya çıkacak. İşte orada 1300 liraya yakın bir artış. Yine 3000'den 3600'e çıkacak bazı unvanlar var. Hı hı. Orada da emekli maaşı 5627'den, 27'den 6861 liraya çıkacak. Niye hep emekli maaşını konuşuyoruz? Mevcut memurların maaşlarında da iyileştirme olacak. Hı hı. E, ama ek göstergenin etkisi asıl emekli maaşına ve özellikle emekli ikramiyesine oluyor. E, dolayısıyla orada asıl artışı görmüş olacağız. Bugün Peki. detaylarını öğreneceğiz. öğreneceğiz. E, gün açıklamadan da... sonra da zaten eğer evet. e, bir aksilik olmazsa ben burada olacağım ve onu yorumlayacağız inşallah. Peki gün boyunca konuşacağız. Şimdi evet. bir yandan EYT merak edilen başlıklardan bir Doğru. tanesi. Bir tanesi arkadaşlar bunu artık örnekledik. Diğer konumuza geçelim. E, bir diğeri biliyorsunuz asgari ücret merak ediliyor. Doğru. Artık Temmuz ayında oldukça hareketli bir ay geçireceğiz. Görünen o. Bunlar ile ilgili var mı yeni bir gelişme? Şimdi gelişme derken az önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamayı okudun ücretlerimizle ilgili bir paket çalışmamız evet. vardı. Bütün ücretlerin gelirlerini arttıracak. Yani aslında işte enflasyona karşı alım gücünü arttıracak, gelirleri arttıracak tedbirlerin geleceğini öğreniyoruz. Orada ücretler deyince tabii asgari ücret meselesi hemen heyecanlandırdı herkesi. Hı hı. E i̇şte bu aşağı yukarı 3600 ek gösterge 5, 5 milyon, 6 milyon memuru ve memur emeklisini ilgilendirirken hı hı. asgari ücretli de 7-8 milyonda asgari ücretli çalışanımız var bizim. E biraz sonra konuşacağız. Temmuz'da emekli ve memurların e, maaş artışları geliyor ki orada da işte Hemen 14 konuşalım. milyon emeklimiz var. E, yine 4.5 5 milyon memurumuz var. Dolayısıyla asgari ücrette heyecanlandırdı aslında ücretlerin artırılması <laughs> noktasında. Asgari ücreti sen zaman zaman bana soruyorsun. Asgari ücret yasamız gereği her yıl Aralık ayında komisyon toplanarak belirleniyor biliyorsun. Komisyonda da işçi sendikaları, iş, işveren sendikaları ve hakem olarak da hükümet yer alıyor. Aslında <laughs> asgari ücretin dışındaki hani işte memurun maaşı, emeklinin maaşı gibi yasal düzenlemeler yapılırken orada kamu e, işveren konumunda ama asgari ücrette işveren var, işçi var yani o ikisinin bir pazarlığı var. Kamu da orada hakem rolü oynuyor. E, bir ara zam ihtimali belirdi aslında asgari ücretle ilgili. Dolayısıyla belki Haziran ayı içinde ya da Temmuz'un başında işte Temmuz'un dördünde... Enflasyon oranı açıklandığında 6 aylık ve yıllık enflasyonu öğrendiğimizde e, orada bir değerlendirme yapılıp yeniden bir komisyon toplantısı ya da başka bir formülle asgari ücreti artış olur mu? E, onun aslında sinyalini almış olduk. Bu beklenti oluştu. E, bundan sonraki gelişmeler önemli. Bugün Bakanlar Kurulu'nda belki bu konuda konuşulacaktır. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın o açıklamaları önemliydi. E, hafta sonu Kızılcahamam'da yaptığı açıklamaları. <laughs> e, dolayısıyla bütün e, kesimlerin gelirini artıracak, alım gücünü artıracak tedbirler geliyor. Biz de zaman zaman bunları anlatıyoruz zaten. Ee, Hemen dolayısıyla emekli ve memur zammını, Temmuz evet. zammını sorayım o zaman. Evet. Şimdi tabii bir kesimde bu söylediğim gibi 13-14 milyon emeklimiz var. 4 4,5 milyon kamu çalışanımız var. Hı -hı. Hepsinin yasal olarak zaten hem Ocak ayında hem de Temmuz ayında e, 6 ayda bir e, ücretleri artırılıyor. E, SSK ve Bağkur emeklilerinin ücretleri 6 aylık enflasyon oranında enflasyon artışı yapılıyor. E, memurlara ve memur emeklilerine ise e, toplu sözleşme zammı artı enflasyon farkı oluyor. Buradaki beklenti ne? Zaten bunlar hani enflasyon oranında olacak. Şimdi oranları hızlıca söyleyeceğim ama buradaki beklenti de ek bir artış olma ihtimali. Burada kamu çalışanlarının da, kamu işçilerinin de e, Temmuz'da toplu sözleşme artışları var. Yüzde beş artı enflasyon hı hı. farkı. Orada da bir ek zam beklentisi var. Dolayısıyla memura, emekliye Kamu işçisine ve asgari ücretliye bir ek artış söz konusu olabilecek Temmuz'da. Şöyle bir bakalım. 5 aylık enflasyon %35.64 çıktı. Burada seninle sıcağı sıcağına hemen açıklanır açıklanmaz bunları konuşmuştuk. 2.97'den bir hesaplama yaptık. Merkez Bankası'nın anketinden. 6 aylık tahminimizde %39.67. Yani Temmuz'da aslında memurlara ve emeklilere %40 civarında bir enflasyon artışı olacak. O gözüküyor. Dolayısıyla memur ve memur emeklisinin... Artış farkı da 5 aylık enflasyon farkı %28, 6 aylık farkı da %32.17 oldu. Şimdi memurdaki bu artış yani %40'a yakın bu %39.17'lik artış bütün sosyal ödemeleri 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası gibi bütün sosyal ödemeleri de bu oranda arttırıyor. Birkaç örneğimiz vardı Biliyor maaşlar hemen, nasıl oluyor diye. Vaktimiz varsa onlara hemen bakalım istersen. E, üniversite mezunu bir memurun şu andaki maaşı 6.854 lira. 9.262 liraya çıktı. E, burada da %39.17 zamla 9.538 lira olmuş olacak. dolayısıyla en düşük memur maaşı da 9.000 lirayı bulmuş olacak. E, bu Bunun altında bir de en düşük memur maaşı var. Hı hı. bu üniversite mezunu olduğu için söylüyorum. Öğretmenlere bakalım hemen mevcut 8.668 35 %35.14'e göre yani 5 aylık enflasyona göre 11.713 lira oldu. Oldu kesinleşti. Ama 6 aylık tahminimize göre de 12 bin lirayı geçmiş olacak. Şimdi öğretmen özeline gelince bir şey söyleyeyim. Biz buradan bu rakamları verdiğimiz zaman hani bu maaşlar bunlar Maliye Bakanlığı'nın içinde aile yardımı yani eş çalışmayan 2-0-6 yaş arasındaki çocuğu olan memur olarak hesaplayıp Açıkladığı rakamlar üzerinden bu açıklamayı yapıyoruz. Bir de tabii yukarıda işte derecesi, kıdemi e, ve hizmet yılı önemli. Şimdi hani biz burada işte 12 bin lira oldu deyince bir e, öğretmenimiz de diyor ki ya ben o kadar almıyorum diyor. Aslında bu... E, bu işte o kıdemdeki, o derecedeki öğretmenin maaşı elbette her kıdeme, e, hizmet yılına göre farklılık gösteriyor. Hı hı. Polis memuruna hemen bakalım. Mevcut 9706, 8'in birinden bir polis memuru. Bunlar üniversite mezunu polis memurları. 5 aylıkta 13.116 e, lira oldu. E, 6 aylıkta da 13.507 lira olacak. Hızlıca doktora bakalım birin dördünden. O da 17.989 lira oldu. 18.526 liraya çıkmış olacak. Üniversite mezunu hemşire... E, bakalım yüzde 35 14 ile 1185 yüzde 39 17 ile de 11 1622 lira olacak mühendisle de 15921 lirayı görüyoruz bir balkonumuz daha var. Hızlıca var. ona da bakalım. bakalım. Çok süremde oldu biliyorum ama birkaç örnek verelim sadece. Evet. Memurda işte 7139 oluyor lisans mezunu bir memurda. Bunlar emekliler. Hı hı. Az önceki mevcut, mevcut çalışan. çalışanlardı. Bunlar da emekliler. Öğretmen de 7341 liraya çıkıyor. Polis memurunda yine 7593. Hemşirede de 7136 lira oluyor. Tabii burada hem toplu sözleşmeye bir ilave artış söz konusu olabilecek, Peki. SSK Bağkur Emeklisi için de taban maaşı artışı söz konusu Peki. olabilecek. Zaten konuşmaya devam, devam edeceğiz. Gün içerisinde de konuşulacak. Faruk Erdem'e teşekkür Hı. ediyorum.